Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün evde eti garam gurme nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarif videonun altındaki açıklama kısmını ekledim. Bu tarifi de çok istiyordunuz, bomba bir tarif daha geliyor. Gerçekten bu tarif o kadar çok istendi ki ya anlatamam. Her yorumun altına, her videonun altına sürekli yazıldı ve ben de sonunda eti garam gurmeyi yapıyorum. Şimdi başta malzemeleri gösteriyorum, daha sonra tadım yapacağım, daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tüm malzemeleri ayarladım, başta tadım yapacağım, daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Böyle eti garam gurmeyi tutuyorum ve paketinden başta açıyorum. Görüyorsunuz bitterli zaten. Üzerini görüyorsunuz. Dış kısmında bitter çikolata kaplaması var dediğim gibi. Şimdi iç kısmını göstereceğim. Böyle kıvamına bakalım. Şöyle bıçak yardımıyla şöyle ikiye bölüyorum. Şöyle göstereyim size. İçinde 1, 2, 3, 4 adet gofret var. Gofretin aralarında da böyle gördüğünüz gibi böyle bir karışım var. Bu karışım neyden oluşuyor ona bakacağız. Şöyle bir tadım yapayım başta. Ya zaten böyle ısırır ısırmaz böyle çıtır çıtır bir tat geliyor. Çıtırlığı muhteşem. Gofretler çok güzel. O arasındaki karışımın içerisinde de krema var. Muhtemelen bir parça fındık var. İçeriğine de ben baktım. İçindekiler kısmına baktım. Tahminimce bir parça kaymak eklemişler buna. Yine bitter çikolatayı iyice hissettiriyor. Böyle ama acımsı bir tadı yok. Normalde bitter çikolata sevmeyenler için söylüyorum. Bitteri sevdirecek bir çikolatalı gofret bu. Ya çok güzel, çok lezzetli bir tadı var. Denediniz mi bilmiyorum ama gerçekten çok lezzetli. Şunu da bitireyim. Çok iyi. Umarım bu lezzeti, bu kıvamı yakalarım. Şimdi yapılışına geçiyorum. Başta iç kısmındaki gofretlerin yapılışıyla başlıyorum işe. Şöyle iki tane kabım var ve iki tane yumurtam var. Bunların sarısıyla beyazını ayırıyorum. Yapacağınız yöntem inanılmaz basit. Şöyle bir parça açıyorsunuz. Bir taraftan diğer tarafa alırsanız zaten beyazının böyle akıp gittiğini göreceksiniz. Ya da şöyle yaparsınız, bir elinize alırsınız, elinizin arasından şöyle beyazı akıp gider, sadece sarısı kalır, sarısını da diğer tarafa alırsınız. Olay tam da budur. Yumurtanın sarısıyla beyazını ayırdım. Şimdi yapacağımız şeyi söylüyorum. Bir karıştırma kabının içerisine 2 tane yumurta sarısını ekliyorum. 1 yemek kaşığı şeker ekliyorum. 1 su bardağından 2 parmak eksik un ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yarım çay bardağı süt ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı kadar kabartma tozu ekliyorum. Makineyle çırpmadan önce malzemeler sağa sola uçuşmasın diye başta şu şekilde karıştırıyorum. Malzemeler iyice karıştı. Şimdi makineden bunu geçirebilirim. Bunu 1 dakika boyunca makineden geçirdim. Şimdi diğer işleme geçiyorum. Bunu kenara alıyorum. Şöyle göstereyim. Daha demin yumurtanın sarısıyla beyazını ayırmıştım. Şimdi bunu iyice çırpacağız. Bir karıştırma kabına ekliyorum bunu. Şimdi de bunu tıraş köpüğü kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Bunu 2 dakika boyunca durmadan çırptım. Size kıvamını göstermek istiyorum. Bunu bu şekilde koyduğunuz zaman göreceksiniz, dökülmeyecektir. Aynen bu kıvamda olması gerekiyor. Şimdi elimizde 2 karışım oldu. Şimdi de bu 2 karışımı birbirine karıştıracağız. Yalnız nasıl yapmamız gerekiyor? Başta şunun yarısını alıp bunun içerisine ekliyorum. Ve bunu hızlı karıştırmayacak şekilde böyle yavaş yavaş karıştırıyorum. Bu krema kıvamına gelecek yumurta beyazını dediğim gibi çok hızlı karıştırmadan böyle 2 parça şeklinde içerisine ekleyerek böyle krema kıvamını elde edeceğiz. İyice karıştı. Şimdi de diğer yarısını ekliyorum. Şöyle tutuyorum ve hepsini bunun içerisine ekliyorum. Ve bunu yavaş yavaş karıştırmaya özen gösteriyorum. Dediğim gibi çok hızlı sakın karıştırmayın. Böyle yoksa yumurta beyazlığının böyle köpüğü sönecektir. Bu da istemediğimiz bir şey. Çok kısa bir süre içerisinde iyice karıştı. Tam böyle krema kıvamına geldi. Bu da tam istediğimiz bir şey. Artık gofretin iç malzemesi hazır. Şimdi gofret yapılışına geçiyorum. Böyle gofret makinamı daha önce görmüşsünüzdür. Bunun fişini taktım. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. 250 dereceye getiriyorum bunu ve önceden ısıtıyorum. Gördüğünüz gibi kapağını açtım bu şekilde. Bu ısındıktan sonra iç malzememi ekleyeceğim üzerine. Bu 5 dakikada ısındı. Kapağını açıyorum. Gofret karışımını eklemeden önce şöyle sıvı yağım var. Yapışmasın diye. Tabii yapışmayacaktır ama ben işimi garantiye alıyorum. Şöyle her tarafını yağlıyorum.
İyice yağladığım şöyle karışımdan bir parça alıyorum. Gofret makinesinin üzerine ekliyorum. Ve şuraya bir tane kaşık ekleyeceğim. Bunun nedenini söyleyeceğim ve kapatıyorum. Normalde gofretlerim benim ince oluyor. Çünkü tost makinesi gibi böyle bastırıyorsunuz, ip ince oluyor. Ama görüyorsunuz böyle Eti Karam Gurme'nin gofretleri bir parça pofuduk gördüğünüz gibi. Bu kıvamı yakalayabilir miyim bilmiyorum ama önemli olan burada lezzeti yakalayabilmek tabii ki de. Ama kaşık yardımına bir parça pofuduk yapabiliriz. Çok olmasa da buna yaklaşmaya çalışacağız. Bunu 4 dakika boyunca pişirdim. Şimdi açıyorum. Şöyle göstereyim size. Bu yumuşakken buna şekil vermek gerekiyor. Şekil verme işlemini dediğim gibi yumuşakken yapmak gerekiyor. Tabii şöyle yapacağız. Şöyle bir tane yine Eti Karam Gurme'yi açacağım. Hangi boyutta yapmam gerektiğini kontrol etmek istiyorum. Boyutunu kontrol ediyorum ve işaretleme yapıyorum. Böyle göz kararı. Şöyle tutuyorum ve şuradan tam şuradan şeklini veriyorum. Kenarları alabiliriz artık. Şu yanları da düzeltmek istiyorum. Şöyle tutayım. Bir parça düzenleme yapayım buna. Yine aynı şekilde üst tarafını da yine düz olsun diye yapıyorum bunları. Böyle yine şeklini veriyorum bunun. Genişliğine bakıyorum. Genişliğini de kontrol ediyorum ve bunları şöyle kesiyorum. Aynen bu boyutlarda kesmek gerekiyor. Düz olmasına dikkat edin. Sonradan sıkıntı yaşamamak gerekiyor. Ve hepsini aynı boyutta kesmek gerekiyor. Sonradan sıkıntı yaşamayalım diye. Bunları yumuşakken kestim ve kapatıyorum. Bir dakika daha pişireceğim. Bir dakika daha pişirdim. Şimdi açıyorum ve gofretlerim artık hazır. Görüyorsunuz pofuduklarını da göstereyim. Pofuduk olma olayını da göstereyim size. Gördüğünüz gibi pofudukluğu da yakaladık. İstediğim kıvama geldi. Şimdi bunları çıkarıyorum ve hepsini bunlar gibi yapıyorum. Gördüğünüz gibi hepsini pişirdim. İstediğim kıvama getirdim. Şöyle söyleyeyim size, o pofuduklu da yakaladığımı düşünüyorum ben. Şuna bakın, kalın oldu. Yani arasına kaşık koymanız kıvamının bu şekilde olmasına yetiyor. Birinci aşama olan gofretlerimi yaptım. Şimdi ikinci aşamaya geçiyorum. İkinci aşamayı söylüyorum, şu arasındaki kremasını yapacağım gördüğünüz gibi. Şimdi yapılışına geçiyorum. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine bir su bardağı fındık ekliyorum. Bu yaptığımız işlem fındık kreması. Başta böyle fındıkları iyice pişireceğiz. Yani kavuracağız. Kavurduktan sonra bunu iyice çekeceğiz. Ve şunları şöyle karıştırıyorum. Ara ara karıştırıyorum ve göbek attırıyorum bunlara. Buna göbek attırmayı sakın unutmayın. Böyle göbek attıra attıra bunları pişiriyorum. Buradaki amacımız fındıkların bir parça yağının dışarı çıkmasını sağlamak. Bunları 5 dakika boyunca pişirdim. Yağının çıktığını görebiliyorum. Böyle yüzeyleri parlak parlak oldu. Bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi bunları hızlı bir şekilde şöyle blenderın içerisine ekliyorum. Şimdi bunun içerisine 1 çay kaşığı vanilya sütü ekliyorum. Bunun yerine 1 çay kaşığı ne yapabilirsiniz? Vanilya tozu ekleyebilirsiniz. Şöyle elimde fındık yağı var. Fındık yağı ekleyeceğim bunun içerisine. Ancak siz bunun yerine sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Başta bunun içerisine 1 tatlı kaşığı ekliyorum. Daha sonra ekleme yapacağım biraz çektikten sonra. Ve şimdi bunun kapağını kapatıyorum. Ve bunu pürüzsüz kıvama gelene kadar çekiyorum. Bunu 1 dakika boyunca çektim. Şimdi içerisine biraz daha fındık yağı ekleyeceğim. 3 yemek kaşığı kadar fındık yağı daha ekliyorum. Ve çekmeye devam ediyorum. İstediğim kıvama geldi. Eğer kıvama gelmediyse yağla bunun kıvama getirebilirsiniz. Ben bunu ortalama 5-6 dakika boyunca hiç durmadan çektim. Ya şu güzelliğe bakar mısınız? Şunun kıvamına bakın ya. Muhteşem oldu. Tam istediğim gibi oldu. İyice böyle sulu kıvama geldi. Ben de bunu istiyordum zaten. Fındık kremamız hazır. Şimdi bunu kenara alıyorum. Diğer işleme geçiyorum. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine 1 çay bardağı krema ekliyorum. Süt kreması. Elimde şöyle kaymağım var. Kaymaktan da 2 yemek kaşığı kadar kullanacağım. Şöyle tutuyorum. İçerisinden önce bir tane aldım. İçine attım. Sonra ikinci yemek kaşığını aldım. Bunu da içerisine ekliyorum. Ve bunu iyice karıştırıyorum. Bunlar başta iç içe girecek. İkisi böyle homojen bir kıvama gelecek. Daha sonra kaynatacağız. Diğer işleme geçeceğiz. Bunlar kaynamaya başladı. Şimdi içerisini yapmış olduğumuz kremadan 2 yemek kaşığı kadar ekliyoruz. Diğerini böyle kahvaltıda tüketebilirsiniz. Çok lezzetli. Ben bilerek fazla yaptım. Ve bunu karıştırmaya devam ediyorum. Karıştırdıktan sonra bunun içerisine kakao ekleyeceğiz. Böyle 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum bunun içerisine. Bunu iyice karıştırıyorum. Homojen bir kıvama gelene kadar bunu karıştırın. Bu homojen kıvama geldi. Şimdi bunun altını kapatıyorum. Ve içerisine bir paket böyle bitter çikolata ekliyorum. Burada ocağın altı kapalı olması gerekiyor. Aman dikkat edin, açık olmasın. Yoksa çikolatamız yanar. Kapalı bir şekilde, zaten bu sıcak olduğu için çikolata kısa bir süre içerisinde eriyecektir. Zaten rengini görüyorsunuz. Yine koyu yapmaya başladı. İstediğimiz renkte zaten bu. Lezzeti de eminim çok güzel olacak bunun. Düşünsenize içerisinde
krema var, kaymak var, fındık kreması var, bitter çikolata var ve bitter çikolatanın şöyle olanını alın. Acılığı azaltılmış. İnanılmaz lezzetli. Ve bunu karıştırıyoruz bu şekilde. Bunun kıvamı gördüğünüz gibi bir parça sıvı ama bu oda sıcaklığına geldiğinde böyle katılaşacaktır. Bu istediğimiz kıvama geldi. Şimdi bunu bir kaba aktaracağım oda sıcaklığına gelmesi için. Tutuyorum ve aktarıyorum. Mis gibi koktu ya. Arasına ekleyeceğimiz kreması da hazır. Şimdi bunun oda sıcaklığına gelmesini bekliyoruz. Oda sıcaklığına geldikten sonra ikinci aşamaya geçeceğiz. Gördüğünüz gibi kıvama geldi. Bu dondukça iyice kıvama gelecek, sertleşecektir. Size şöyle söyleyeyim. Eğer bunun kıvamı sulu olduysa bunun içerisine biraz daha kakao ekleyip istediğiniz kıvama getirebilirsiniz. Şimdi arasındaki kremayı ekleyeceğim. Şöyle 4 tanesini ayarladım. Şöyle bir tanesini şu şekilde koyuyorum. Böyle kremamdan bir parça aldım ve üzerine gezdiriyorum. Şöyle sağa sola akarsa çok sıkıntı değil. Şöyle gezdirmeye devam edin. Biraz kalın bir tabaka olacak. İnce bir tabaka olmaması gerekiyor. Onun için böyle boldan boldan ekliyorum üzerine. Üzerine yeterince ekledim. Biraz daha ekleyebilirim ama bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şöyle üzerine tekrardan bir gofret ekledim. Şimdi aynı şekilde bunun üzerine de şöyle çikolatalı kremamdan aldım ve üzerine yine gezdiriyorum. Dediğim gibi burada cimri davranmayın arasındaki, çünkü krema biraz kalın bir tabaka. Onun için böyle boldan boldan ekleyin. Kıvamı zaten böyle çok cıvık olmadığı için sıkıntı olmaz. Görüyorsunuz gofretin üzerinde nasıl da duruyor. Kenarlardan akarsa sıkıntı değil. En son zaten üzerine benmer usulü çikolata eriteceğimiz için hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Çikolata kremasını ikinci kata da ekledim. Şimdi tekrardan şöyle üzerine gofretimi ekliyorum. Bir kat daha ekleyeceğim buna çikolata kremasından. Şöyle tutuyorum. Yine aynı şekilde dikkatli bir şekilde üzerine gezdiriyorum. Ya çok güzel olacak, şuna bakın ya. Şimdiden ben heyecanlanmaya başladım bile. Şimdi üzerine yine gofretimi ekliyorum. Olay işte budur. Şöyle göstereyim size. Görüyor musunuz? Mis gibi oldu. Şimdi bunu hızlı bir şekilde buzluğa ekleyeceğim. Bir 10 dakika kalsın diğerlerini yapacağım. Yani bunu buzluğa atıyorum, diğerlerini yapıyorum. Çünkü kenara alırsam böyle havada sıcak hemen eriyip akıp gidecektir arasından çikolatası, çikolata kreması. Ben bunu buzluğa atacağım. Diğerlerini de hepsini böyle yapıyorum. Hepsinin son halini size göstereceğim. Hepsi hazır. Şimdi bunları buzluğa atıyorum. Bu olana kadar ben de benmer usulü çikolata eriteceğim. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine kaynamış su ekliyorum. Üzerine de borcam ekliyorum. Bunların içerisine böyle bitter çikolatamızı ekliyoruz. Başta şöyle elimle parçalayayım ve içerisine ekliyorum. Çikolatamız tamamen eridi. İstediğimiz kıvama geldi. Şimdi artık dolaptan kremalı gofretimizi çıkarabiliriz. Bir tarafta erittiğimiz bitter çikolata, diğer tarafta kremalı gofretimiz ve şöyle göstereyim size. Yağlı kağıt koyduğumuz bir tahta var ve artık bunların son işlemini yapacağım. Şöyle bir tanesini aldım. Burada hızlı olmak gerekiyor çünkü bitterimiz biraz sıcak. Şöyle tutuyorum ve hızlıca 1-2 tur attırıyorum. Daha sonra ne yapacağız? Şöyle kaldırıyorum. Fazla çikolatasının akmasını bekliyorum. Daha sonra yapacağım şeyi söylüyorum size. Şöyle yağlı kağıdın üzerine ekliyorum. Hepsini bunun gibi yapıyorum. Evet, dördünü de ayarladım. Şimdi bunları buzdolabına ekliyorum hızlıca. Tam tamına bir saat beklettim. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Çok güzel gözüküyorlar. Şuna bakın ya. Şu kenarları bıçak yardımıyla alabilirsiniz. Ya da böyle elinizle çıkarabiliyorsanız elinizle de çıkarabilirsiniz. Şunun görüntüsüne bakın. Çok güzeller. Görüntüsü gerçekten beni tatmin etti ya. Şuna bakın ya. Çok güzel gözüküyor. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum. Şuna bakın. Ya o pofudukluğu da yakalamışız ya. Gerçekten dört dörtlük gözüküyor. Kreması kalın. Görüyorsunuz. Benim için gofreti çok önemliydi. Ya bu kalınlığı yakalayabilmek o gofret makinesinde biraz zordu ama arasına böyle kaşık koyduğumuz için gerçekten çok da güzel gözüküyor. Tadını da çok merak ediyorum. Şöyle tutuyorum, tadına bakıyorum. Çok iyi. Ya bu lezzeti beklemiyordum ben ya. Çok güzel olmuş bu ya. Gerçekten muazzam olmuş. Şöyle söyleyeyim, bu arasındaki kremasında hani fındığı vardı, kreması vardı, diğer yanda kaymak vardı. Böyle hepsi birleşince böyle bomba gibi patlamış.
efsane bir şey çıkmış ortaya. Biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız. Fena bir şey olmuş bu. Gerçekten çok yaklaşmışız. Şöyle devam edeyim. Ya çok iyi bu. Fena bir şey. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka deneyin derim. Ben yemeye devam ediyorum. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.